Kapıkule sınır kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamın ihyası için çalışmalar sürüyor. Çevre temizliğinin ardından kazı çalışmalarına başlayan ekipler hamamın toprak altında kalan yapılarına ulaşmaya başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nın müze olarak işlevlendirileceğini söyledi. Gazi Mihal Hamamı yapısı itibariyle de çok özel bir hamam. Yani Türkiye'de de örneğine çok az rastlanan hamamlardan bir tanesi. Onunla ilgili olarak da restorasyon çalışmalarımız şu anda başladı, devam ediyor. Orayı da bu senenin sonuna kadar yine belli bir aşamaya getireceğiz. Bitirmeyi düşünüyoruz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor orası da. Bittiği zaman da orada bir tabii yol, gelen uluslararası yolun hemen alt kısmında kalıyor. Bulgaristan'dan gelen yolun. Orada da yolla hamam arasında bir çalışma yapmamız lazım. Büyük bir istinat duvarı yapmamız lazım. Şu anda yol biraz da hamamın duvarlarının üzerinden geçiyor. Öyle bir açmazımız var. Ama bu senenin sonuna kadar dediğim gibi bitirmeyi planlıyoruz. En azından belli bir aşamasına bitirmeyi planlıyoruz. Yani turizm amaçlı olur. Orada birkaç tane projemiz var. Belki müzevari kullanabiliriz orayı. Yani biraz hamam niteliğini de yitirmiş durumda. Böyle bir müze yapmayı düşünüyoruz. Yani hamamlarla ilgili ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz.